Kadıköy'den Bostancı'ya gidiyorum her zamanki gibi. Saat de daha erken. Dedim ki olmazsa Caddebostan'da ineyim. Oradan Bostancı'ya yürürüm. Dedim acaba Bağdat Caddesi'nden mi yürüsem, sahilden mi yürüsem? Saate baktım. Dedim şimdi Bağdat Caddesi'nden yürüsem çişimi yapmam lazım. Tuvalete gideceğim. En yakın Erenköy Galip Paşa Camisi var. Orada da şimdi cuma var falan, tuvalete giremem. Dedim o zaman sahilden yürürüm. Oradaki Şaşkın Bakkal'daki sahildeki tuvalete giderim. Ondan sonra Caddebostan'da indim. Havayı da takip ediyorum. Yağışlar var ya. Baktım rüzgar Poyraz'dan esiyor. Poyraz'dan demişim. Lodos'tan esiyor. Yani deniz tarafından. Havaya baktım. Bağdat Caddesi'nden yukarı taraflarda yağmur bulutları var. Dedim güzel. Sahilden estiğine göre rüzgar. Bunlar işte Ataşehir taraflarına, İçerenköy taraflarına gider. Caddebostan'da indim. Sahilde yürüyorum. Kimse de yok. Karşıdan bir bisikletli sucu geliyor. Beni görünce başladı bağırmaya. Su var, su var. Düşündüm. Zaten çişim var. Şimdi su alırsam tuvalete yetişemem. Almadım suyu. Sucu geçti. Yürüyorum, yürüyorum. Şaşkın Bakkal'da yaklaşıyorum. Baktım. Bulutlar bize yaklaşmaya başladı. Ve rüzgarın yönü değişti. Rüzgar Poyraz'dan esmeye başladı. Kestirmeden dalayım dedim Şaşkın Bakkal'daki tuvalete. Yavaş yavaş yürüyorum tabii. Hafiften çiselemeye başladı ve bir soğuk hava geldi. Hemen hızlandım, düşündüm. Ya dedim yağmur gelirse tuvalette hapis mi kalacağım ben? Orada hemen durak var. Olmazsa dedim ona giderim. Tuvalete yetiştim. Çişimi yaptım. 1 liramı verdim. Yağmur çiseliyor hala. Hemen durağa yürüdüm. Durak yakın zaten. Durakta 4-5 kişi var. Oturacak yer var, oturdum. Bulutlar bize yaklaştı. Rüzgar durağın açık tarafından bize doğru esiyor. Çiseleyen yağmur durağın içine geliyor. Ben dedim ki bu yağmur burada artarsa biz bu durakta bile ıslanırız. O zaman dedim ilk gelen otobüse bineceğim. İnşallah dedim 16D olur. Dememe kalmadı. 2-3 dakika sonra 16D. Vallahi kalabalık bile olsa bineceğim dedim. Bindim, boştu. Yukarı çıktım, oturdum. Yağmur başladı. Düşündüm. Bu İçerenköy, Bostancı, Ataşehir tarafları hep kapalı. Şimdi dedim ben buradan otobüslere binmeye çalışsam hep ıslanacağım. En iyisi dedim Pendik'e kadar, Kaynarca'ya kadar gideyim. Oralarda hava açıktır. Hem ben oraya gidip gelene kadar burada havalar açar. Pendik'te dedim açmışsa Pendik'te dedim biraz dolaşırım. McDonald's'ta patates kızartması, soğan halkası yerim falan filan, fiş mekan. Pendik'e geldik. Yağmur yağmıyor ama kapalı bulutlar yakın. Dedim Kaynarca'ya kadar gideyim. Kaynarca'ya da hiç gitmemiştim 16D ile. Kaynarca'ya gittim. Son durakta indim. Son durakta inen bir ben kalmıştım. Susamışım. Bir şeyler içeyim dedim. Etrafta da böyle şey yok. Adı ne? Market falan yok. Biraz Pendik tarafına da kadar doğru yürüdüm. Orada yolun altına merdiven iniyor. Sanırım orada şey var, alt geçit falan. Orada bir baktım bir tane büfe. Bir tane güzel kızcağız kasada. Dedim ki hanımefendi dedim litrelik diyet kola var mı? Abi kız litrelik kavramını bilmiyor. Diyor ki litrelik diyor derken diyor ne demek istiyorsunuz?
Litrelik diyorum. Nasıl litrelik diyor. Dedim hanımefendi bir litre dedim yani. Bir litre var mı? Baktım oralara hep böyle daha büyükler var. 2 litreler falan. Aa dedi yok dedi. Bir litre bizde yok dedi. Zaten dedi diyet hiç yok dedi. Öp babanın elini. Neyse 2 tane limonlu soda aldım. İyi günler bile demeden çıktım. Sodaları 2 dakikada kafaya diktim. Bir sonraki çift katlıya yetiştim. Bir yandan gidiyoruz Kadıköy'e doğru. Bir yandan da ben sağ tarafa oturdum. Bulutları kesiyorum. Bostancı'da mı insem, Kadıköy'de mi insem? Neyse Bostancı'ya gelene kadar tabii bulutlar falan dağıldı. Daha yüksek bulutlar vardı. Kümülünümbüsler gitti. Sonra akşam öğrendim. Meğer o bulutlar Ataşehir'de bir yağmur bırakmış, bir yağmur bırakmış. Böyle alt geçitler dolmuş, arabalar orada esir kalmış. İşte kafayı çalıştırmanın iyi yönleri arkadaşlar. Allah bize kafayı çalıştıralım diye vermiş. Teşekkürler.